istedik. O dönemde çözüm sürecinde Akil Adamlar heyetinde de yer alan gazeteci Ali Bayramoğlu'ndan. Hoş geldiniz Ali Bayramoğlu. Merhaba, buyurun. Bu Oslo süreciyle ilgili yeniden Emre Taner'in anlatımlarıyla tartışmaların başladığını görüyoruz. Gerçekten önemli de açıklamalar ve Türkiye'nin bu işe niye girdiğini söylüyor. O gün ortaya çıkan tehlikenin çerçevesini çiziyor. Ama baktığınız zaman sanki benzer tehdit ve tehlike bugün de var. Yani bir tezat da oluşuyor gibi geldi bana. Bilmiyorum sizin görüşünüz ne olacak bu konuyla ilgili. O dönemde de etkin çalışmıştınız zaten. Evet, tabii iki tane yol var. Bu tür çatışmalar ve bu çatışmalara yönelik politikalarla ilgili. Bu yollar sık sık iç içe girer. Bunlardan bir tanesi silah, şiddet, asayiş üstünden yürülen bir yoldur. Diğeri ise bu sorunun siyaset görüşme, mutabakat, uzlaşma istikametinde çözülmesini isteyen bir yoldur. Dünyadaki bütün sıcak çatışmalar ya da çözülmüş çatışmalar Kuzey İrlanda'dan Güney Afrika'ya, Kolombiya'dan devam etmekte olan Filipinler'e, Marmara ve başka ülkelere kadar bu iki yolu beraberinde daha doğrusu bu iki yolu birlikte içermişlerdir. Türkiye'de de durum farklı değil. Bugün itibariyle çok keskin bir asayiş aşamasında Türkiye'nin politikası. Örgütün PKK'nın izlediği yolda oldukça askeri ve kendi alanını silahla genişletmeye çalışan bir yol. Dolayısıyla bugün daha çok çatışmadan bahsediyoruz. Tabii çatışmadan bahsedildiği dönemlerde biraz önce sözünü ettiğim diğer yolun, yani siyasi yolun, diyalog yolunun çok dile getirilmediği, hatta küçümsendiği, önemsenmediği, Türkiye'de olduğu gibi ya da dile getirenlerin suçlandığı diyelim. Aynen, onu söyleyecektim. Cezalandırıldığı, tehdit edildiği dönemler olur. Türkiye bugün böyle bir dönemde, böyle bir dönemde olması bu dönemin mutlak olduğunu ve sürekli kalıcı olduğunu bize göstermiyor. Mutlaka bu dönemin bir inişi ve tekrar siyasi kapıların açılması dönemi başlayacaktır. Çünkü eğer silahla yok edilebilseydi, asayiş tedbirleriyle bazı sorunlar çözülebilseydi zaten çözümden bahsetmeye gerek kalmazdı. Dolayısıyla bugün zaten mevcut siyasi iktidar değil midir? Oslo sürecini de başlatan 2013'te yine barış sürecini hayata geçiren, Türkiye'de ilk defa açık ve resmi bir şekilde devletin Öcalan'la görüşmesine ön ayak alan, umudu burada gören bir siyasi iktidar söz konusu. Dolayısıyla ben bunları pozisyon olarak çelişkili olmakla birlikte bir bütün olarak değerlendirmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Bir tehditten bahsediyor Emre Taner. Ya Emre Taner önemli bir isim tabii. O süreci başlatan isim ve kendilerinin önerdiğini söylüyor. Komisyonda ne eksikti diye soruluyor o süreçle ilgili. Mesela parlamentonun dahil olması mı eksikti? Biz o dönemde böyle bir öneriyi de getirdik ama o sonuçta hükümetin tercihi diyor. Sizce de böyle bir eksiklik yüzünden mi o süreç yarım kaldı? Yani teknik olarak bilmiyorum tabii, şimdi zabıtları okuyalı, yayınlanan zabıtları, gazetelerde çıkan zabıtları okuyalı da epey oldu, hatırlamıyorum teknik ayrıntılarını ama orada görünen, yani gerek Oslo görüşmelerinde gerek daha sonra barış sürecinde görünen ana problem, sorunun ortak bir şekilde her iki taraf tarafından tanımlanamamasından kaynaklanıyor. Yani önce sorunun tanımlanması ve her iki tarafın ayrı hedefleri varsa bu hedeflerin uyumlaştırılması, birbiriyle irtibatlandırılması ve ortak bir noktaya doğru ilerlenmesi aşaması gerekiyor. Bunların hiçbirini Oslo'da ne barış sürecinde hayata geçti. Çünkü en azından her iki süreçle ilgili de şunu söyleyebiliriz. Devletin niyeti örgütün silah bırakmasını sağlamak ve bunu Kürt kimliğiyle ilgili genel iyileştirmeler karşılığında yapmasını talep etmekti. Uzun süre bunu Öcalan ve PKK reddetti. Bir şeyler yapıldığı takdirde, devlet bir şeyler verdiği takdirde silah bırakmanın söz konusu olacağını söyledi ama 2013'te biliyoruz ki Öcalan önce
Bu koşulları kabul ederek işe başladı. Yani genel iyileştirmeyle başlayalım, daha sonra başka istikameti düşünürüz anlamına gelecek mesajlar verdi. Ama dediğim gibi her iki noktada da diyalog, görüşme, konuşma aşamasının ötesine gidilemedi. Çünkü devlet benim söylediğim biraz önce şeyi isterken Kürt tarafının başından beri istediği üç tane temel şey vardı. Bir, masa kurulması ve masada muhatap olarak oturmaları. İki, özellik bir tür, genel olarak böyle ifade edelim yani bir tür kendilerini yönetmek. Üçüncüsü Öcalan'ın affı. Şimdi bu üç husus, tabii bunlara özelliğin içine ana dilde eğitimi, vatandaşlık tanımı gibi hususları falan da eklemek lazım. Şimdi bunlar hiçbir zaman zaten tartışılmadılar ve konuşulmadılar. İki taraf hiçbir zaman birbirine bu açıdan yaklaşamadı. Değerliydi bu görüşmeler. Çünkü Dolmabahçe'de birazcık bunun altyapısı hazırlanmıştı diyebilir miyiz? Sanmıyorum. Ben o kanaatte değilim. Yani orada olan da şuydu. Dolmabahçe'den önce biliyorsunuz bir çerçeve yasa çıkarıldı. Bu çerçeve yasağıyla kamu güvenlik müsteşarlığına bazı yetkiler ve görevler devredildi. Burada da yine iki tarafın beklentileri ve tanımları arasında bir farklılığı ortadan kaldıracak hamleler yapılmamıştı. Dolmabahçe bir mutabakat olarak kamuoyuna yansıyan Dolmabahçe'nin bir mutabakat olmadığını görmek lazım. Dolmabahçe'de iki ayrı metin vardı. Evet. Bu metinlerden bir tanesi devletin metniydi. Diğeri Öcalan'ın hazırladığı Kürt tarafının metniydi. Sadece Öcalan'ın metninin okunabilmesine dair bir onay verilmişti. Saraydan, Erdoğan'dan ya da hükümetten. Dolayısıyla mutabakat olarak adlandırılan şey bu onay oldu. Bu onay Öcalan'ın metninin her iki tarafı kuşatan, her iki tarafın taleplerini ifade eden bir metin olduğunu göstermiyordu. Ama Kürt tarafı bunu bu şekilde lanse etti. Devlette bunun kabul edilemez olduğunu söyledi ve ipler ondan sonra koptu. Yani çeşitli yakınlaşmalar yapıldı hep ama peşleri geçemedik. Yani özüne asıl şeyden diyorsunuz. Evet, asıl melodiye girilemedi. Burada müthiş bir güvensizlik tabii karşılıklı. Biliyorsunuz daha 21 Mart 2013'te Öcalan'ın Nevruz'da mektubunu Sırrı Süreyya okudu. Mayıs ayında, 8 Mayıs'ta yanlış hatırlamıyorsam PKK'lı silahlı güçler geri çekilmeye başladı. Fakat Eylül ayında demek ki kaç ay sonra oluyor? 2 ay, 2,5 ay sonra bu çekiliş durdu. Çünkü bir taraf PKK'nın adam gibi çekilmediğini, öteki tarafta PKK'nın çekildiği yerleri askeri olarak devletin tahkim ettiğini söylüyordu. Bu bir güvensizlik kriziydi. Bu güvensizlik krizi o işi orada durdurdu, blok etti. Daha sonra işte gezi olayları ve arkasından gelen 17-25 Aralık hadiseleri konsantrasyonlu devletin de hükümetin de bozdu tabii. Yani bu iş üstüne yoğunlaşmaktan uzaklaşıldı. Bir süre sonra da Rojava'dan gelen, yani Kuzey Suriye'den gelen ve Türkiye'deki Kürt sorununun merkezini bir miktar o tarafa doğru da taşıyan bir PKK-PYD'ye yerleşmesiyle ilgili bir mesele öne çıktı ve bu görüşmeleri daha da zorlaştırdı. Dolayısıyla şöyle görmek lazım, Türkiye ilk defa Oslo'yla masaya oturmadı. Biliyoruz ki Özal ölmeden önce 1992'de 93'te çeşitli gazeteciler aracılığıyla arasında görüşmeler oldu. Federasyondan bahseden bir Özal vardı. Bunu çok önemseyen bir Özalan vardı. Çok kısaydı belki ama bir demek ki 1984'te başladıysa PKK isyanı ondan 9 yıl sonra da bu noktaya gelmiş bir siyasi lider var.
Özal'dan sonra 4 yıl sonra, 5 yıl sonra ölümünden sonra bu kez 28 Şubat günlerinde biliyoruz ki 28 Şubat generallerinin Öcalan'la görüşme çabaları oldu. Hep bunlar silahın susması ve dindirilmesi istikametindeydi. Ondan sonra işte Oslo geldi. Oslo önemliydi. 2008-2011 arası uzun süren görüşmeler bunlar. Habur'la beraber bitti o da. Evet, Habur'la bitti. Arkasından çözüm süreci geldi. Yani bütün bunlara baktığımız zaman yani çatışmalarla bu barış süreçleri çok iç içe giriyor. Bakın 2011'de Silvan'da müthiş bir saldırı oldu. Evet. Silvan'daki saldırıdan sonra çözüm sürecine kadar giden dönem herhalde bu çatışmaların en kanlı dönemlerinden bir tanesi olmuştur. 18 ay kadar sürdü. 2000'e yakın insan hayatını kaybetti. PKK ilk defa uzaktan kumandalı mayınlar kullanmaya başladı. Evet. Ve güvenlik güçleri bununla bir süre başa çıkamadı. Ve çok fazla ölüm olmaya başladı. Ve arkasından çözüm süreci geldi. Çözüm sürecinin nasıl geldiğini de hatırlayın. Hapishanelerde bir ayaklanma dalgası başladı. Açlık grevi başladı. Öcalan devreye girdi. Açlık grevini bitirebilecek gücü olduğunu gösterdi. Bu da hükümeti o zaman Öcalan'la ben bu işi acaba çözebilir miyim sorusuna biraz daha itti. Dolayısıyla bir iniş bir çıkış. Emre Taner'in söylediğini ben şöyle anlıyorum. Yani Oslo süreci ve benzer süreçler önemlidir. Bunlar olmadan bu sorunlar çözülemez. Bugünkü psikoloji ve ortam, iklim bunu çok hafife almakla beraber bu çok hafife alınabilecek, yerden yere vurulacak bir durum değildir. Yarın tekrar Türkiye bu noktaya gelecektir muhtemelen. HDP'ye yönelik soruşturmaları, evet, gözaltıları ve tutuklamaları da göz önünde bulundurursak sürenin, hı-hı, çok kısa olmadığını anlayabilir miyiz buradan? Yoksa... Evet, öyle gözüküyor maalesef. Çünkü bu Kürt sorunu şimdi nasıl bir sorun diye baktığınız zaman çeşitli tanımlama biçimleri var. Yani PKK'sız bir Kürt sorunu tanımlayabilirsiniz. Devlet ve hükümet bunu yapmak istiyor. Ve burada işte bir Kürt kimliği ve Kürt kimliğinin tarihsel mağduriyetlerinin giderilmesiyle, kimlikle ilgili bazı iyileştirmelerle, demokratikleşme hamleleriyle bu sorunun çözülebileceğini varsayıyor ve hala bu istikamette düşünüyor. Ama diğer taraftan baktığınız zaman ortada da Kürt sorununu temsil eden bir isyan var. Silahlı bir isyan var ve 32 yıldır sürüyor. Her ne kadar bu isyancılar, yani PKK'lılar halkın üstüne baskı yapıyor, yapmıyor dese de sistem, biliyoruz ki halkın içinden yaklaşık 50 bin tane insan buralara katılmış ve hayat kaybetmiş durumda. Her aileden çıkmış bir PKK'lı var adeta. Hemen hemen. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman böyle de bir boyut var. Yani işin bir de silahlı çatışma boyutu var. Yani bugün Kürt sorununu çözmek değil mesele. Silahlı çatışmayı dindirmek, silahlı çatışmayı ortaya atan isyancıyı isyanından geri itmek, hangi yolla olacaksa, ve ondan hareketle, onun da taleplerinden hareketle Kürt sorununa tekrar dönerek oradaki bataklığı kurutmak. Ama Türkiye'de bir üçüncü ayak daha oluştu Türkiye açısından. O da nedir diye baktığınız zaman Orta Doğu. Evet. Yani Türkiye'nin Kürt sorunu milli sınırlar dışına taşındı. Ne zamandan beri? Açıkçası 2011'de başladı. 2013'te yoğunlaştı. Bugün artık zirve noktaya geldi. Yani PYD bir tür PKK'nın bir branşıdır. Suriye'de bir koridor oluşturmaya başladı. İttifaklar kurdu. Bir meşruiyet peşinde koştu ve PKK-PYD'nin orada kökleşme ihtimali oldu. Nitekim Tayyip Erdoğan biz güneyimizde bir Kürt devleti kurdurmayız derken Barzani'yi bunu kastediyordu. Evet. Dolayısıyla şimdi böyle bir tablo barış sürecine ya da çözüme, siyasete geri dönmenin sadece içeride olabilecek bazı gelişmelerle gerçekleşebilir. Evet, göstermiyor bize. Dışarıda bir şeyler olması lazım. Yani bu dışarıdaki dengelerin de dikkate alınıyor olması lazım. Artık burada tek karar verici de Türkiye ile Kürt hareketi değil.
işte Trump iktidara geldi. Bakalım ne olacak? Amerika nasıl batacak? Bütün bu soruları tartışacağız. Dolayısıyla sorunuza yanıt evet, kısa vadede çözüm ve siyasete geri dönüş kapılarının açık olmadığını görüyoruz. Bu da Türkiye'deki demokratikleşmeyi, demokrasi ortamını olumsuz yönde etkileyen unsurlardan biri haline geliyor. Çok. Yani 90'larda da gördüğümüz tablo buydu. Bugün de gördüğümüz tablo 3 aşağı 5 yukarı aynı. Evet. Yani hatta şöyle söyleyeyim size. Yani bir, olumsuz etkiliyor. İkincisi, Türkiye'yi demokrasiye doğru itecek bir itici güç ortadan kalkıyor. Yani Türkiye Kürt sorununu siyaseten ve demokratik yollarla çözerek demokratikleşebilir. Daha çok demokratikleşebilirdi. Fakat bu devreden bugün çıkmış görünüyor. Dolayısıyla sıkışık bir nokta. Doğrusu. Çok teşekkür ediyoruz Ali Bayramoğlu. Değerlendirmeleriniz.